Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Trabzonspor nihayet sessizliğini bozdu. Trabzonspor gece yarısı yani tane kap duyurdu. Aslında duyurmadı kap da yani haberler çıktı. Bugün ardı ardına kap duyurlarını yaptı. Yani açıkçası ben yani kurban bayramına kadar çok aşırı hareketlilik beklemiyordum. Ama Trabzonspor yönetimi büyük bir operasyon gerçekleştirerek yine geçen seneki gibi şu an transferlerin kap duyurusunu yaptırıp kapa bildirdi. Bildirilen isimler kim? Onlar hakkında hepsi hakkında video yapacağım bugün merak etmeyin. Eren Elmalı, Doğucan Aspolat, Larsen ve Densil hakkında 4 tane oyuncu hakkında kap duyurusu yapıldı. Ama benim asıl beklediğim oyuncunun kim olduğunu biliyorsunuz. Trezege transferi gerçekleşecek galiba. Çok heyecanlanıyorum o transfer için ama bekleyelim çünkü çok iyi transfer yani ligin kaderine belirleyecek transfer Trezeguet transferi diyorum ben e, bu dört isimden beni en çok e, yani önem verdiğim transferlerden birisi Densil transferiydi. Niye Densil transferiydi? Densil takıma uyum sağlamış takımda başarılı olmuş takımın partisi olan oyunculardan bir tanesiydi. Yani şöyle oluyor Vakaym'e gitti. Biz Vakayemi'nin yerine bir oyuncu daha arıyoruz. Yani şampiyon olan kadrodaki en iyi oyuncularımızdan biri gidiyor. Oraya doldurmaya çalışıyoruz. Yani aksine kadroyu tutup daha iyi hale getirebilecekken ayrılıklar olduğu için oraya doldurmaya çalışıyorduk. Ama Densil'in kalması çok büyük artı oldu. Yani şu an savunmada yani baktığımızda bir tane yerli oyuncu alınması gerekiyor. Stoper ikilisine Başka da bir şey gerekmiyor yani densil. Ama densil de olmasaydı sıkıntıydı. Yani onu söyleyeyim densil de olmasaydı sıkıntıydı ki yani şöyle bile olabilir. Yani şimdi sağ stoperini belki altı numaranı öyle bir altı numara alacaksın ki yeri geldi mi sağ stoper olarak oynatacaksın. Yani o yüzden densin takımda kalması iyi oldu ki onlara ayrıntılı zaten diğer videolarda konuşacağız. Hepsine ayrı özel video yapacağım. Şimdi Larsen'le Trabzonspor büyük ihtimalle sözleşme imzalayacak. Oyuncu bugün İstanbul'a geliyor. Ee, bizim as başkanımız Ertuğrul Doğan ofisinde Zorlu'daki ofisinde olacak anlaşma. Ee, benim için dediğim gibi yani Dersi daha önemliydi. Larsen transferindeki dikkat çeken detaylardan birisi de Doğucan Haspolatlı'yı da anlaştı Kasımpaşa'dan. Doğucan Haspolat ile Larsen'in menajerlik şirketi aynı yer. İkisi bir arada bitirildi. Bunu da ekleyelim. Larsen'in en iyi özelliklerinden birisini söyleyeyim size arkadaşlar. Bu oyuncu normal şartlarda sabek olmasına rağmen komple bir oyuncu. Yani Komple. Kompleden kasıt ne arkadaşlar? Kariyerine baktığımda 138 kere sabek oynamasına rağmen kariyerin sonlarına doğru yani bu son zamanlarda orta saha sol ve sol bekte çıktığı toplam maç sayısı arkadaşlar 62. Hatta ve hatta orta saha sol oynadığı dönemde 6 gol 4 asistlik gibi bir performansı var arkadaşlar Lersin'in. Ben Lersin'in hem Dorukan'ı orta sahada değerlendirmek için transfer edildiğini hem Perez'in sakatlığında yam olmasından dolayı hem de sol bekte oynatılacağından dolayı düşünüyorum. Yani Dorukan'ı çünkü biz orta sahada oynatamıyorduk. Sağ bekte oynattığımız için. Şimdi Dorukan orta sahaya geldiğinde Düşündüğümde şu an orta saha yapısını geri geldi mi ki ben oraya biraz daha kesici adam yiyen uzun boylu bir altı numara düşünüyorum ama yani geri geldi mi? Hamsik altı, Ömür 10 Dorukan sekizli bir orta saha yapısını da birine biliyorsun. Yani bundan dolayı önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bir de ben maliyete bakarım. Yani oyuncu Dunezeli sözleşme imzalamadığı için son düzlükte oynamadı yani son 6 ay nerede yani Ocak'tan beri neredeyse oynamadı Udinese'de. Sözleşme imzalanmayacağı imzalanmayacağından dolayı. Udinese'deki maaşı da arkadaşlar 780 bin euroydu. Yüzde 40 vergi olduğunda varsayarsak yani çok uyguna oynuyordu. Trabzonspor evet, bu oyuncunun maaşı yani genel yapıya baktığımda yani ne kadar olabilir? Onu da size yani bir şey olarak söyleyelim bu maaş bilgilerinde arkadaşlar Sakır Time TR hesabından bakabilirsiniz. Kendisi abimizdir. Bu maaş tablolarını inceler. Yani kim gibi olurum maaşı? Yani Koyasi'yi geçmez. Siyopis'i geçmeyeceğini hatta Siyopis civarı olacağını düşünüyorum. Siyopis'i 100 bin euroydu. Ronsen 850 bin euroydu. Bu civarlar dolacağını düşünüyorum yani. Hadi maksimum Yunus Mallı diyeyim. Yunus Mallı da nereden baksanız arkadaşlar 1.2 milyon TL alıyor. TL olarak söylüyorum. İşte yani Yunus civar olabilir. Yani öyle çok uçuk bir maaş almayacağını düşünüyorum. buradan dolayı ben transferi olumlu karşılarım. Ee, ki baktığınızda yani iki tane yerli duyurduk. iki tane de yabancı duyurduk ki alacağımız daha yabancılar da var. Yakın zamanda yollanmasını beklediğimiz oyuncular da çok fazla olacak. Lersenin İyi özelliklerinden bir tanesi de Yeri geldi mi Oyuncuyu Sağ ön Sol önünde de kullanabiliyorsun Şimdi Bu transfer gerçekleşirse Ki Alioski ismini çok bastırıyorlardı ki yani Hala Alioski söyleniyor Alioski nasıl olur yabancı kısıtlamasından dolayı çok bilmiyorum sevgili arkadaşlar Çok bilmiyorum Vallahi yani Bayağı oyuncu yollanacak o zaman bir de Eren Elmalı olacaksa ki Eren Elmalı'nın da maliyeti daha tam belli değil. Sadece maaş mali, maaş, maaş bilgisi elimizde var. Bilemiyorum. Yani Larsen çünkü çift ayaklı. Sağ solda oynuyor. E, fiziksel açıdan Danimarkalı oyuncular iyi çıkıyor. İyi oyuncu. Bilemiyorum. Ki menajerlik şirketinde de şöyle bir detay vereyim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hasan Çetinkaya'nın ve Ali Dursun'un menajerlik şirketi bu menajerlik şirketinde hangi oyuncular var? Franky de Jong, Deniz Zakarya, Dani van de Beek, Orkun Kökçü, Lindelof, Remy Basabani, Malasia, yani bayağı oyuncu var. Brad White, Barcelona'lı. İşte Peter Gulaçki. Bu ilerleyen zamanlarda yine bu menajerlik şirketinden oyuncular görebiliriz sevgili arkadaşlar. Trabzonspor. Yani özellikle Abdullah Avcı geldikten sonra güzel menajerlik faaliyetleri ilişkileri yapıyor. Ki ben size hep bir şey söylüyordum. Ee, Trabzonspor İtalya'dan bir oyuncu ilgilendiğinde bu oyuncunun olma ihtimalini diğer liglere göre yüksek tutun. Hem Ertuğrul Doğan'ın kendi ticari ilişkileri hem de bildiğiniz gibi Trabzonspor'un aslında menajerlik faaliyetlerindeki bir numaralı isimlerden birisi ee, neydi adamın ismi ya? O kadar adamın ismini ergezen menajerlik, ergezen adamın ismini unuttum. Necdet, Necdet ergezen. Geçen sene, Hamsik, Perez, Cervinho, işte Hamsik, Perez, Cervinho, Cornelius bu dört transferde kendisinin büyük emeği var. Aynı şekilde bu transferde de kendisinin büyük emeği var. O yüzden Trabzonspor İtalya'dan bir oyuncu ile ilgilendiğinde ki baktığımızda bu transfer imza aşam yani şu an kap durumu oldu ki maliyet uygun olacağı için ben imza olacağını düşünüyorum. Bon servis olmayacağı için yani 5. İtalya menşeli bir transferimiz oluyor. O yüzden size tavsiyem haberler çıktığında İtalya'dan bir oyuncunun ismi geçtiğinde ona mantıklı yaklaşın. Olabileceğini düşünün. Yani bu transfer uçuk değil, mantıksız değil olabileceğini düşünün. Bu transfer ona örnek. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yabancı sınırı da nasıl ayarlanacak onu göreceğiz. Şimdi hala belirsizlik var. Belirsizlik. Bir federasyon tarafında belirsizlik var. Bir de bizim elimizdeki oyuncular var. Mesela Trondsen Solbek olarak denedik. Yani yollanmasını bakacağız nasıl yollanacak. Oyuncuda ee, oyuncu da iyi bir joker. Perez'in alternatifi sol bekteki alternatif yeri geldi mi de sağ yeri geldi mi de yani orta sahada 8 numara olarak bile kullanabilirsin. Yeri geldi mi de çünkü temposu olan milli takım tecrübesi olan bir oyuncu bu da etkili. Ee, ben başarılı bir transfer olarak görüyorum. Maliyeti de uygun olduğu için bon servisi olmayacağı için ve geçmişteki maaşları da hep uygun olduğu için uçuk bir maaş olmayacağını düşünüyorum. Şu an onun, Trabzonspor'un maaşla alakalı bilgisi düşmedi. Eren'in düştü ama e, Larsen'in düşmedi. Düşünce de zaten paylaşalım sevgili arkadaşlar. Benim için önemli olan maliyet arkadaşlar. Fiyat performanstır arkadaşlar. Asıl beklediğim transfer, asıl beni kendimden geçirecek transfer, Trezege transferidir. Çok açık ve net söylüyorum. Çok açık ve net. Belki bana kızacaksınız. Trabzonspor Treze gibi 10 kurudan birini almazsa İstediğimiz oyuncular alalım. İstediğimiz oyuncular alalım. Şampiyon olamayacağız. Ki Trezegi'yi alacağımızı biliyorum. Trezegi'yi alacağız. Bak çok iddialı bir laf kullandım. Çok iddialı. Bu transferler ligin kaderini belirler arkadaşlar. Niye? Fenerbahçe iki tane kanat aldı. Biri Buruma, biri Lincoln. Buruma ligimizde de oynadı. İkisinin en önemli özellikleri çalım atabilen, temaslı oyuna yani yakın e, atletik oyuncular. Bizde şu an öyle bir kanat oyuncusu yok. Valla ben de işim scouting bu skating değil. Aklıma gelen iki isim bu. Yani bakmaya da gerek yok. Çünkü Trezege ve Onyekuru Fenerbahçe'nin aldığı Lincoln ve Buruma'dan çok daha iyi oyuncular. Çok daha iyi oyuncular. Beşiktaş'taki Enkudu sakat olmasaydı zaten ligde bambaşka bir seviye olurdu. Razonspor'un yapacağı Sol açık transferini sabırsızlıkla bekliyorum. Trezek olacak inşallah. Sizleri seviyorum. Lersen hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.